Bugün konuğumuz Opel Corsa, Corsa yeni nesil aramızda, hatta neredeyse bir yıldır aramızda. Ben daha önce hatırlıyorsanız bir tanışma videosu çekmiştim Corsa ile ilgili ve pek yakında da detaylı bir incelemesinin geleceğini söylemiştim. O günden bugüne bir yıl geçti neredeyse. Araya tabii ki küresel salgın girdi vesaire girdi. Ancak fırsat bulabildim. Yeni Corsa ile sizi daha detaylı bir şekilde tanıştırmaya. Corsa ilginç bir otomobil çünkü Corsa GM'e ait bir altyapı üzerinde geliştirilmişti ve neredeyse piyasaya sunmaya ya da en azından testlerine başlanmaya hazır bir şekilde bekliyordu PSA Opel'i satın aldığında. Fakat o Corsa çöpe atıldı ve yeniden tasarlandı. PSA altyapısında PSA motorları ve şanzımanları kullanılarak sonuç itibariyle Opel'in Peugeot'un çatı firması tarafından satın alınması sonrasında ki ilk ürünü aslında Corsa, bu açıdan da çok çok büyük önem taşıyor. İlerleyen dönemdeki modellerin neler getireceğine dair ipuçlarını da belki Corsa'da bulabiliriz. Bu açıdan da ilginç olabilir Corsa incelemesi. Bunun dışında küçük sınıfta da enteresan bir konuma sahip otomobil. Bunların hepsini anlatacağım size. Arkadan başlayalım. Corsa'nın boyu 4 metre 6 santim. Bu haliyle baktığınızda da aslında sınıfın ortalamasında diyebiliriz otomobil için. 4 metre ile 4 metre 10 santim arasında değişen boylara sahip bu sınıftaki otomobiller. Bagajda da tabii ki bunun karşılığını beklersiniz. Sınıf ortalamalarını beklersiniz. 309 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor Opel Corsa. Bu hacim göreceli bir şekilde aslında sınıfının gerisinde kalıyor. Neden göreceli diyorum? Çünkü bu sınıfta artık 350 litreler, 398 litreler konuşuluyor ve 350 litre mesela bayağı sıklıkla karşımıza çıkan bir değer. Ama bu değerlerin neredeyse tamamı yedek lastiksiz olarak ölçülmüş değerler. Ama Türkiye'de satılan otomobillerin neredeyse tamamında, küçük sınıf otomobillerin neredeyse tamamında yedek lastik standart olarak bulunuyor. Çünkü biz seviyoruz lastiğimizi değiştirmeyi. Bunun için de yapacak bir şey yok sonuç itibariyle. Beklentiler bu yönde bu sınıfta. Buradaki ölçümse yedek lastikle birlikte yapılmış bir ölçüm. 309 litre, yani gerçekçi olarak bakarsak sınıfın o kadar da gerisinde olmayabilir buradaki hacim. Peki sunumlar nasıl? Dikdörtgen bir bagaj var. Düz duvarlar var. Yükleme eşiğiyle zemin arasında bir karışım, biraz daha üzerinde bir fark var. Yani eşyalarınızı buradan ufakça kaldırmanız gerekecektir. Bir değişken zemin sunulmuyor bu otomobilde. Hatta herhangi bir ön hazırlığı da yok. Yani üretim içerisinde olmadığını gösteriyor bu bize. Böyle baktığınızda da makul kullanışlığa sahip, makul büyüklüğe sahip bir bagaj alanından bahsediyoruz. Zeminin altında bir acil durum yedek lastiği, daha doğrusu alan tasarruflu yedek lastiği bulunuyor. Daha ince bir yedek lastik bulunuyor ve avadanlık gibi malzemeler de o bölümde yer alıyor. Koltuk sırtlıklarını katlayıp aracın bagajını genişletmek isterseniz orada bir basamak oluşuyor ama asimetrik olarak katlanabiliyor koltuklar. Burada küçük bir kanca var ve bunun dışında başka bir çözüm sunulmamış bagaj için. Arka koltuklara geçelim bakalım. Orada neler var? Bagaj kapağını kapatalım. Corsa'nın arka koltuklarıyla ilgili bahsetmem gereken şey aslında bu kadar karanlık olmadığı bu otomobilin. Çünkü bu içinde bulunduğum araçta nedense ön camlarda da film var. Aslında donanıma bağlı olarak karartılmış arka camlar Corsa'da alınabilen bir şey ama ön camların filmli olması şu anda içeri giren ışık miktarını bayağı bir azaltıyor. Neyse ki cam tavan var ve neyse ki ben böyle parlak bir renk giydim. Yoksa beni burada göremeyebilirdiniz bu ışık seviyesiyle birlikte. Konumuza geri dönecek olursak Corsa'nın aks mesafesi 2 metre 54 santim. Bu haliyle sınıf ortalamasının biraz gerisinde kalıyor. Çünkü 2 metre 60 santime bayağı yaklaştı artık. Küçük sınıftaki aks mesafeleri 2 metre 58 santimler konuşuluyor. Yani 3-4 santimlik bir kaybı olabilir en önemli rakiplerine göre aks mesafesinde. Bunun alana etkisi nasıl? Hemen göstereyim size. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi sadece 1-2 parmak bir boşluğum var. Aslına bakarsanız bu küçük sınıf ortalaması diyebiliriz. Genel olarak bu civarlarda diz mesafesiyle birlikte geliyor küçük sınıf orta küçük sınıftaki modeller. Bundan daha iyisini sunanlar var. Bunun kadarını sunanlar var. Sonuç itibariyle dediğim gibi ortalamalarda diyebiliriz. Ayağımı koltukların altına doğru sokabilirim ama tabii ki diz mesafem nedeniyle buna imkan kalmıyor. Baş mesafesi yönünden de yine ancak sınıf ortalamalarını karşılıyor. Bu araçta bir cam tavan bulunuyor. Onun işgal edeceği bölüm hemen kafamın önünde bittiği için de tam tepemde güzel bir boşluk yer alıyor. Yani evet, sınıf ortalamalarında bir alan sunumu var diyebiliriz Corsa'nın arka koltukları için ama arka koltuklara inip binmekte bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yetişkinler özellikle sorun yaşayabilir. Kapılar birazcık dar. Bunu değerlendirmeniz lazım, buna bakmanız lazım. Eğer arka koltukları kullanacaksanız bu sınıfta pek sık rastlanmıyor yetişkinlerin arka koltukta seyahat etmesi ama böyle bir şeye ihtiyacınız varsa arka koltuklara girip çıkmayı da bir denemelisiniz bayide bu aracı incelerken. Sunumlara geçecek olursak tabii kalite algısı konusunda çok fazla bir beklentinizin olmaması gerekiyor.
küçük bir kapı iç cebi var. Bayağı küçük bir kapı iç cebi var ama mesela bir şişe oraya konulabilir ya da ufak tefek eşyalar konulabilir. Hem sürücü koltuğunun arkasında hem de yolcu koltuğunun arkasında geniş güzel saklama alanları mevcut. Ve arka koltuk özellikleri de bununla bitiyor zaten. Havalandırma çıkışı, USB portları, çakmak çıkışları bunlar bu sınıfta bulunanlar arasında değil. Corsa'da bu akışa uyum sağlamış. Orta yükseklikte hatta yüksek sayılabilecek bir şaft tüneli var otomobilin ve buradaki konsol da birazcık geriye doğru geliyor. Bu nedenle orta koltuğa geçmek biraz daha zahmetli. Küçük sınıfların orta koltukları çok fazla kullanılmayacaktır. O yüzden bu da ikincil öneme sahip olabilir ama yine de göstermem lazım size herhalde. Ön koltukları kızaklar arkaya doğru geliyor. Bacaklarım biraz daha açık oturmam gerekiyor. Burada ancak çocuklara yer bırakırdım herhalde orta koltukta otursaydım. Ama koltuğun minderi rahat mesela. Sırtlığı da rahat. Baş mesafesi yönünden de yan taraftan o kadar da farklı değil. Yani burada evet seyahat ederdiniz ama kimle seyahat edeceksiniz? Yanınıza kimi oturtabileceksiniz? O konu mesele olabilir belki. Bu tarafa geri dönecek olursam bir kol dayanağı tabii ki bulunmuyor. ISOFIX bağlantılar için fermuarlı açıklıklar sunulmuş. Plastik açıklıklar olsaydı biraz daha belki rahat kullanılabilirdi. Ve arka koltukta durumlar bundan ibaret. Ön tarafa geçelim bakalım. Orada neler var? Kokpitte neler var? Donanımlarda neler var? Sonra da yola çıkacağız. Sürüşünü anlatacağım size. Sıra geldi Corsa'nın kokpitini anlatmaya. Kalite algısından başlayayım. Önce bu araç Ultimate donanıma sahip bir araç. Burada lake kaplamalar, büyük ekran vesaire. Bunlarla birlikte kalite algısı gerçekten güzel ama tüm Corsa'larda sunum tam olarak böyle değil. Yukarıda yumuşak bir plastik var tırnağınızı batırmaya çalışsanız buna. Dokusu da çok güzel bu plastiğin gerçekten de. Altlarda sert plastikler var. Bunların dokusu o kadar güzel değil ama yine de görüntüleri iyi diyebiliriz. Kalite algısıysa dokunduğunuz yerlerdeki malzemeler, dokunduğunuz yerlerdeki karşılıklar konusuna dikkat ediyorsanız orada gayet güzel işler yapmış aslına bakarsanız. Opel mesela çevirmeli düğmelerin tamamının merkezleri sabit kalıyor. Çeviriyorsunuz sabit kalıyor bunlar ve havalandırma kumandalarında da var bu tarz bir uygulama. Bu da kalite algısını yükselten detaylardan bir tanesidir. Böyle bakarsanız evet dokunduğunuz yerlerde gerçekten de güzel karşılıklar alıyorsunuz ama sağa sola tıklatırsanız biraz daha sert plastikler bulacaksınız herhalde. Bunu aktarabilirim size. Sunumlara geçecek olursak standart olarak 5 inçlik bir dokunmatik ekranla geliyor Corsa. Üst donanımlarla birlikte önce 7 inçlik bir ekrana çıkıyorsunuz. En üst donanımda Ultimate pakette ekstra bir donanım paketiyle birlikte buradaki 10 inçlik ekranı da satın alabiliyorsunuz. Bu 10 inçlik ekran 7 inçlik ekrana göre çok önemli bir farklılık sunmuyor. Çünkü PSA'nın tüm bu tarz büyük ekranlarında olduğu gibi aslında kenarları atıl olarak duruyor. Bu ekranın ortasındaki belki 7-8 inçlik bir bölümü kullanabiliyorsunuz sadece. Buradan ne yapabiliyorsunuz yan taraftan mesela? Buradaki ısı simgesine basarsanız klima kumandaları açılıyor. Klima kumandaları ama aşağıda da var. Buradan basit ısı ayarlarını yapabiliyorsunuz yine de. Yani kullanırsınız, kullanmazsınız. İşinize gelir gelmez bu kısımlar size kalmış herhalde. Bu ekranın genel çözünürlüğü güzel, grafikleri güzel, dokunma hassasiyeti iyi. Bütün işlerinizi buradan rahatça yapabiliyorsunuz. Aşağıda mesela birkaç tane de ana menü düğmesi var. Buradan da rahatça aradığınız şeye ulaşabileceksiniz. Geri görüş kamerası buraya aktarılanlar arasında. Ama öyle çok çok da iyi bir çözünürlüğü yok. Şu anda araç duvara çok yakın olduğu için göremiyoruz burayı ama çok iyi bir çözünürlüğü olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu geri görüş kamerasının genel PSA modelleri böyle. 7 inçlik bir gösterge tablosu Ultimate pakette birlikte geliyor. Standart olarak analog bir gösterge tablosu alıyorsunuz. Buradaki 7 inçlik gösterge çok hayatınızı değiştirecek bir gösterge değil. Anormal grafik oyunları yapmıyor ya da çok enteresan renkleri, çok enteresan sunumları yok. Sadece bilgileri size dijital olarak aktarıyor aslına bakarsanız. Kocaman bir bilgi ekranı diyebiliriz. Standart olarak gelen analog ekranda bu işlevi görecektir. Rakiplerinde daha havalı dijital gösterge tabloları var. Bunu kabul etmek lazım herhalde. Opel Corsa için. Güzel bir kapı içi cebi var. 1 litrelik şişeleri alabiliyor bu kapı içi cebi. Birkaç tane eşyanız için daha yer var. Vites kolunun hemen önünde güzel geniş bir saklama alanı var. Burası çok güzel bir alan ama zemininde kalın bir plastik olabilirdi mesela. Bu yok. Burada bir tane çakmak çıkışı, bir tane de USB portu bulunuyor. Bu aracın sadece bir tane USB portu bulunuyor. Bu da eksiklik olarak görülebilir. Pek tabii ki bu dönemde artık ihtiyacımız oluyor USB portlarına. Vites kolunun arkasında bir saklama alanı, iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklıkların şekilleri de güzel, genişlikleri de güzel. Ve bu arada anahtar da şu şekilde. Üzerindeki etiketleri çıkarmadım çünkü birilerine iş çıkarmak istemiyorum. Burada aracın plakası yazıyor. Bu da buna benzer bir sürü anahtarla bir yerde depolanıyor. Orada bulmaları zor olur bundan sonra ama gördüğünüz gibi bu bir Peugeot anahtarı. Tam bir Peugeot anahtarı. Üzerinde artık Opel logosuyla birlikte geliyor. Deneyimle ilgili de önemli olabilir. Belki bu detayda. Kokpit genel olarak böyle. Saklama alanlarını son değinmem gereken
Torpido gözü. Torpido gözüne bu aracı mutlaka bakın. Gerçekten de çok derin. Aşağı doğru gidiyor. Sanki şuradan motora uzanabilecek misiniz gibi. Bayağı bir eşyanızı alabilecektir torpido gözü. Böyle küçük araçlarda genelde eşya koyma yerlere az olur. Bu da birazcık sıkıntı oluşturur ama bu torpido gözü bir sürü işinizi görecektir. Hazır buradayken ve hazır duruyorken, araç kullanmıyorken size biraz da donanımlardan bahsetmek istiyorum. Ki bazı şeyleri kaçırmayayım. Opel Corsa'da da her donanım seviyesini her motorla satın alamıyorsunuz. Mesela 1.2 litrelik baz motor sadece Essential isimli donanım seviyesiyle birlikte geliyor. 1.2 litrelik turbo beslemeli 100 beygirlik motor Edition ve Elegance paketleriyle birlikte geliyor. 1.2 litrelik bu araçtaki 130 beygirlik versiyonu ise Ultimate pakette geliyor. Sadece yani Ultimate isimli en üst paketi ya da Ultimate isimli en üst paketi satın almak için buradaki 130 beygirlik motoru da seçmeniz gerekiyor. 1.5 litrelik dizel motorsa sadece Edition paketle birlikte satın alınabiliyor. Yani 100 beygirlik benzinli motor otomatik şanzıman ikisine sahip Corsa'yı sadece iki farklı donanım seviyesiyle satın alabiliyorsunuz. Diğerlerini ise sadece birer paketle satın alabiliyorsunuz. Yani çok öyle şenlikli değil. Corsa'nın fiyat listesi çok öyle geniş geniş uzun uzadıya bir liste değil. Güvenlikle başlayalım. 6 tane hava yastığı standart olarak geliyor bu otomobilde. Aktif gergili ön emniyet kemerleri geliyor. Essential isim bazı donanım seviyesi dışında ki bunu çok fazla söyleyeceğim. Çünkü Essential birazcık filolar ya da araç kiralama şirketler için tasarlanmış bir donanım seviyesi gibi görünüyor. Ama günümüzde artık giriş seviyesi fiyatı oluşturduğu için de önem kazanıyor. Çünkü araç fiyatları bayağı bir yükseldi. Böyle nitelendirilmiş, böyle konumlandırılmış. Bu nedenle de sürekli olarak Essential dışındaki tüm donanım seviyelerinde standart olan bazı unsurlar var. Bu unsurlardan güvenlik donanımları bayağı bir fazla. Aktif bir şerit takip sistemi mesela diğer donanımların hepsinde standart olarak geliyor. Yorgunluk tespit sistemi standart olarak geliyor. Trafik işareti tespit sistemi, hız sabitleyici ve hız limitleyici, aktif acil fren sistemi yani otomatik olarak fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi. Üstelik de yayaları da tanıyabiliyor bu sistem. Bu yine standart olarak geliyor. Ön çarpışma ikazı yani bir araca çok fazla yaklaşırsanız eğer ve belli bir hız farkıyla yaklaşırsanız sizi gösterge tablosundaki bir uyaranla uyarıyor. Bu ikaz da yine diğer donanımlarda, Essential dışındaki diğer donanımlarda standart olarak geliyor. Ultimate donanımında kör nokta uyarı sistemi de yine donanıma ekleniyor. 15 inçlik saç jantlar standart donanımda geliyor Essential'da. 16 inçlik jantlar Edition ve Elegance paketlerde, 17 inçlik jantlarda Ultimate pakette birlikte geliyor. LED farlar yine Essential dışındaki diğer donanım seviyelerinde sunuluyor. Essential'da ise halojen farlar ve halojen gündüz farlar oluyor. Yani bazı donanımda Corsa'nın ışık imzasını da satın almamış oluyorsunuz. Bunun dışında spor arka sis lambası. Corsa'nın standart donanımında ne demek olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama böyle yazmışlar. Mucizevi siyah kumaş koltuklar, mucizevi siyahı kumaş koltuklar tam adıyla Essential, Edition, Elegance paketlerde standart olarak sunuluyor. Lake kaplamalarda yine Ultimate donanıma özgü olarak geliyor dekorasyonda. 60'a 40 katlanabilen arka koltuklar yine standart olarak sunulanlar arasında. Buradaki deri kaplamalı alt kısmı düz havalı direksiyon simidi Essential isimli baz donanım dışında yine standart olarak geliyor. Aynı şekilde park freni de baz donanım dışındaki diğer donanımlarda standart. Kol dayanağı sadece Elegance ve Ultimate isimli donanım seviyelerinde sunuluyor. Elektrokrom iç ayna yine aynı şekilde Elegance ve Ultimate donanım seviyelerinde sunuluyor. Yağmur sensörü aynı şekilde böyle üst donanımlarla birlikte geliyor. Park sensörleri Edition pakette, Elegance pakette arka park sensörleri standart geliyor. Ultimate pakette ön park sensörleri de standart olarak geliyor. Tek bölgeli otomatik bir klima Ultimate pakette sadece satın alınabilenler arasında. LED matrix farlar, anahtarsız giriş sistemi, ön koltuk ısıtması. Bu arada LED matrix farları belki açmam gerekebilir. Uzun farlarını otomatik olarak araç yakıyor ve önde giden aracın ya da karşıdan gelen aracın olduğu bölümleri karartabiliyor. Ama siz diğer bölümlerde uzun farların geniş menzilini, keyfini sürebiliyorsunuz. Daha doğrusu güvenliğini tadabiliyorsunuz. Çok güzel bir donanımdır. Burada her bir farda 4 tane LED ile birlikte çalışıyor. Güzel bir donanım ama bir pakete dahil olarak geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön koltuk ısıtması, LED matrix farlar ve buradaki 10 inçlik ekran 15 bin liralık bir donanım paketiyle birlikte geliyor. Bayağı yüksek bir bedel bu.
size bırakıyorum değerlendirmesini. Bu arada 7 inçlik ekrandan itibaren Apple CarPlay satın almış oluyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto satın almış oluyorsunuz. Bazı donanımdaki 5 inçlik ekranda Apple CarPlay'de sunulmuyor ama Bluetooth var en azından. Bu da bir şeydir. Durumlar böyle donanımlarıyla ilgili. O zaman diğer konular, sürüş, fiyatlar ve sonuca bağlamak için yola çıkalım artık. Bakalım neler var otomobilde. Şimdi Opel Corsa'nın direksiyonundayız. Sürüşte neler var onları anlatacağım size ve sonuca bağlayacağız artık burada Opel Corsa için. Öncelikle motorlardan başlamak lazım. Temel olarak 3 tane motor seçeneği var Opel Corsa'nın. 1.2 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motor başlangıç seviyesini oluşturuyor. 75 beygir güç ve 113 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte sunuluyor bu motor seçeneği. Sadece 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor var. Bunun iki tane güç versiyonu var. Bir tanesi 100 beygir güç, 205 Nm tork üretiyor. Bir tanesi de 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Bunların ikisi de 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunuluyor. Standart olarak üçüncü motor seçeneği de 1.5 litrelik dizel motor. Bu da 6 vitesli manuel şanzımanla sunuluyor. Standart olarak yani dizel motor ve otomatik şanzımana sahip bir Corsa bulunmuyor bu yeni nesille birlikte. İçinde bulunduğumuz versiyonsa 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motorun güçlü versiyonuna sahip olan bir araç. 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte gerçekten de çok iyi çekiş gücü üretebiliyor. Bu versiyonla 100 beygirlik versiyon arasında mesela kalabilirsiniz. Hangisini tercih edeyim? Buradaki 130 beygirlik versiyona çıkmam gerekir mi diye düşünebilirsiniz. Hemen konuya oradan gireyim. Malumu ilan etmek için zaten o kadar da acele etmeme gerek yok herhalde. İkisi arasında kağıt üzerindeki verilere bakarsak önemli performans farkları varmış gibi görünüyor. Yaklaşık olarak 3 saniyelik 0-100 km/saat hızlanma farkı var. İki motor şanzıman ikilisi arasındaki fark ciddi bir fark bu da. Son hızlar arasında da belirgin bir farklılık var. Yine de şehir içi hızlarda bu farkı çok fazla hissedeceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şehir içi hızlarda iki versiyonu da gayet yeterli sonuçlar doğuruyor. 100 beygirlik versiyonu da size çok büyük ihtimalle yetecektir. Şehir dışına çıktığınızda otoyolda hız denemeleri yaptığınızda ya da otoyolda mesela 110 km/saatten 120 km/saate hızlanmanız gerekirse evet 130 beygirlik versiyon orada farkını hissettirir. Ya da kalkış yarışı yapmaya kalkarsanız mesela 130 beygirlik versiyon orada farkını hissettirecektir. Bunun dışındaki hallerde 100 beygirlik versiyonda çok rahat bir şekilde genelin işini görecektir ki zaten Opel de böyle düşündüğü için 100 beygirlik versiyonu iki farklı donanım seviyesiyle sunuyor. Buradaki 130 beygirlik versiyonsa sadece üst donanıma sahip olarak geliyor. Buradaki versiyona geri dönecek olursak biraz önce söylediğim gibi çekiş gücü gerçekten güzel. Şanzımanla motorun uyumu çok çok iyi. 8 vitesli şanzıman ve nispi olarak küçük bir motor ikilisi bazen sorunlarla birlikte gelebilir. Fazladan oranlar her zaman iyi haber olmayabilir ama burada Opel gayet güzel bir ayarlama yapmış. Gerçekçi bir ayarlama yapmış. Sonuç itibariyle bu şanzıman ne alt viteslerinde sürekli vites değiştirerek yoruluyor ne de üst viteslerinde çok uzun oranlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Hepsi de dediğim gibi makul bir şekilde biçimlendirilmişler. Böylece de rahat rahat bütün vites yelpazesini kullanabiliyorsunuz şanzımanın. Bu da güzel sonuçları olacak bir uygulama. Zaten tüketim bölümüne geçebiliriz belki. Orada neler var onları aktarayım size. 7.5 litre 100 km'deki tüketim verim 35 km/saatlik bir ortalama hızla elde etmişim. Bunu eğer 33 km/saatlik biraz daha fazla şehir içi yoğunluklu bir trafikte ilerlerseniz bu yakıt tüketimi ortalamasının 7.7 litre civarlarına yükseleceğini öngörebiliriz. Belki de bu tüketim verisi de bu performans verisine göre iyi sayılabilir. Rakiplerinden ne var diye düşünebilirsiniz. Bir tek Renault Clio var aslına bakarsanız. Bu güç seviyesinde motor sunan 1.3 litrelik TCE motor ama 1.33 litrelik vergi dezavantajı var o motorun. Yani buradaki 1.2 litrelik motorun motor taşıtlar vergisi düşük tabii ki. Orada yine 130 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bir motor var ve 7 vitesli çift kavramalı bir şanzımanla birlikte geliyor. Çift kavramalı şanzıman ve motorun yapısı itibariyle biraz daha düşük yakıt tüketimi elde edebiliyorsunuz. 0.2-0.3 litre civarlarında tüketim farkı olabilir belki. Renault Clio'nun bu versiyonuyla küçük bir karşılaştırmada böylece eklemiş oldum araya. Motorlarla ilgili durumlar genel olarak böyle. Hangi motor seçeneğini alırsanız alın. Evet güzel karşılıklar alacaksınız. Dizel motor manuel şanzıman ikilisi biraz daha farklı duruyor aslında herhalde diğer motorlardan. Yakıt tüketimi daha düşük olacaktır. Kullanmadım o versiyonu. Yakıt tüketimi daha düşük olacaktır. Tabii ki herhalde bunu tahmin etmek zor değil. Ama
Buna karşılık da manuel şanzımanla uğraşmanız gerekecektir. Aynı şekilde bazı motor için de söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Onu da kullanmadım. Peki sürüş bölümünde neler var? CMP ya da MP1 olarak adlandırılan yeni PSA altyapısı üzerinde yükseliyor Opel Corsa. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuklu bağlantılar, yani sınıfının standardı burada da gelenler arasında. Ve Opel Corsa bunları çok güzel bir sürüş keyfiyle birleştiriyor. Gayet güzel ayarlanmış, dozunda ayarlanmış bir direksiyon sistemi var. Ne sizi yoracak kadar fazla geri bildirimlere sahip, ne de sizi yoldan izole edecek kadar da sessiz kalan bir direksiyon sistemi. Böyle olunca da kullanım oldukça keyifli hale geliyor. Yol tutuş becerisi oldukça iyi, burnuna oldukça sadık ve otomobil virajlar içerisinde çok keyifli bir şekilde yönlendirilebiliyor. Çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. Limitlerine geldiğinde de bu kolay kullanımı yanınıza bir kar olarak geçiyor. Çünkü limitlerini hissettiğiniz anda tedbir alırsanız çok rahat bir şekilde baş edebiliyorsunuz limitlerin üstünde olacaklarla. Böyle bakalım da sürüş keyfi konusunda oldukça iyi hazırlanmış bir otomobil. Bu konuda Ford Fiesta ile aşık atabilecek kadar iyi bir otomobil Opel Corsa. Konfor tarafında neler var diyecek olursanız, içinde bulunduğumuz araç malum Ultimate donanıma sahip olunca 17 inçlik jantları ve 245 ebatlı lastikleri var. Dar yanaklı lastikleri var yani nispi olarak. Böyle olunca da tabii konfor konusunda bazı eksiklikler beklersiniz ama bu jant lastik kombinasyonuyla bile gayet iyi konfor seviyesi var otomobilin. Darbe emişi çok iyi, filtrelemesi oldukça güzel. Sürüşün %95'lik bölümünde tamamen sessiz kalabiliyor süspansiyon sistemi. Sadece arka arkaya gelen şişkinliklerde, asfalt şişkinliklerinde bazen hafif hafif lakırtı yapabiliyor ama bu da öyle çok sık karşınıza çıkan bir durum olmuyor. Çok fazla ses yapmıyor. Çok da nadiren duyuluyor. Muhtemelen ben duyuyorumdur sadece. Çünkü araçta ben müzik dinlemem vesaire yapmam. Bu sesleri dinlerim. Bir müzik dinliyorsanız mesela bu sesleri bile duymayacaksınız. Kuvvetle muhtemel. Yani belirgin bir metal sesi değil bu. Sadece o süspansiyon sisteminin çalıştığını, lastiğin yere vurduğunu duyabiliyorsunuz. İyice dinlerseniz. Yani konfor açısından da gayet iyi sonuçlara sahip otomobil. Diğer konfor öğeleri de iyi. Mesela lastik gürültüleri iç mekana çok fazla sızmıyor. Motor sadece yüksek devre çıktığında iç mekandan duyulabiliyor. Belki dış sesler biraz daha iyi izole edilebilirdi. Bütün bu tablo daha güzel tamamlanabilirdi ama bu bir küçük sınıf üyesi. Sonuç itibariyle bazı sınırlarının da olması gerekiyor. Bu arada tabii ki süspansiyon konfor, yol tutuş dengesi, bunların hepsini de yine küçük sınıf dengeleri içerisinde değerlendiriyorum. Küçük sınıfa göre değerlendiriyorum. Bu uyarıyı sürekli olarak yapıyorum ama hayal kırıklığına uğramanızı da istemem tabii ki. Farklı bir beklentiye girmenizi de beklemem tabii ki bu otomobille birlikte. Bu haliyle baktığınızda da konfor konusunda da Volkswagen Polo ile çok güzel bir şekilde kıyaslanabilir otomobil. Bu iki araç, Ford Fiesta ve Volkswagen Polo, bir tanesi yol tutuş ve sürüş keyfi konusunda, bir tanesi de konfor konusunda çıta yüksekliğini belirleyen araçlardı Corsa'dan önce. Şu anda Corsa yol tutuş becerisi ve konfor arasında kurduğu dengeyle oranla daha iyi durumda bu iki araçtan, yani sınıfının en üst seviyesine yerleştirilebilecek pozisyonda Opel Corsa. Gerçekten de çok iyi iş çıkarmışlar süspansiyon konusunda. Genel sürüş konusunda direksiyonundan süspansiyon sistemine ya da lastiklerin verdiği tepkilere kadar gerçekten de çok başarılı bir iş var. Lastikten bu arada bahsederken, bu araçta Michelin Pilot Sport 4 lastikler var. Evet, büyük jantlar var, dar yanaklar var ama yol tutuşu da destekleyecek lastikler var. Fakat yine şu anda hava sıcaklığı 10 derece civarında, 9 dereceymiş hatta, 9 derece civarında bu lastikler performans veremiyor ve benim tüm kullanımım sırasında da hava sıcaklığı ortalaması 10 derecenin biraz daha altındaydı belki de. Ciddi bir soğuk var şu anda. İstanbul'da kış lastikleri olması gerekirdi bu araçta ama onlar takılmamış. Yani Michelin Pilot Sport 4'ler yol tutuşa şu anda beklenen kadar katkıda bulunamıyor. Ama Corsa kendi geometrisiyle, kendi verebildikleriyle güzel sonuçlar elde edebiliyor. Sürüş bölümünü de böyle bitirdikten sonra fiyatlar bölümüne geçebiliriz. Donanımları detaylı bir şekilde anlattıktan sonra 172 bin liradan başlıyor fiyat seviyesi. Şu anda 230 bin liralar, 226 bin liraya kadar çıkıyor. Bir buradaki 130 beygirlik motora ve Ultimate donanıma sahip versiyonla birlikte. Ama şu an içinde bulunduğum gibi bir araç satın almak isterseniz, o biraz önce bahsettiğim 15 bin liralık paketi almanız gerekiyor. 226 artı 15 de 240 bin lira ediyor ve 240 bin liraya Türkiye'de otomobil satılamıyor şu anda. Yani %80'lik ÖTV dilimine girmesi gerekiyor Opel Corsa'nın o isteğe bağlı donanımlarla birlikte. Bu da ne demektir? Fiyatı bayağı bir yükselecek demektir bu isteğe bağlı donanımları alırsanız. Zaten o nedenle isteğe bağlı olarak bırakılmış o donanımlar. Ultimate'ın kendi zenginliği de yeterli gelecektir çoğuna.
belki anahtarsız giriş olsun isterdiniz herhalde. Anahtarsız girişte bu bahsettiğim pakete dahil edilmiş. Keşke bunlar böyle paket olarak değil de tek tek alınabilseydi. Böylece sadece anahtarsız giriş mesela alabilirdiniz. Opel Corsa'nız için diğer donanımları almadan geçebilirdiniz mesela. Durumlar böyle. Fiyatlarla ilgili fiyat kıyaslamasında bu arada bazı versiyon rakiplerinden biraz daha yüksek gibi duruyor. Ama özellikle Elegance ve Ultimate isimli üst donanım seviyelerinde rekabetçi bir fiyat seviyesine sahip Opel Corsa. Böyle düşününce de yani iyi fiyatlandırılmış iyi bir otomobilden bahsediyoruz. O zaman sonuca bağlayacak olursak Opel Corsa için bakmanız gereken tek yer arka koltuklar. Herhalde orayla ilgili bir beklentiniz varsa, arka koltuklarla ilgili bir beklentiniz varsa değerlendirmeniz lazım mutlaka o kısmı. Onun dışında kokpitinde sundukları, sürüşünde sundukları, özellikle sürüşünde sundukları gerçekten de oldukça iyi. Bu otomobil çok güzel çalışılmış, gerçekten de başarılı bir Alman otomobili. Ve sürüşünde de bunu sürekli olarak hissettiriyor otomobil. Alman otomobil olduğu vurgusu gerçekten de yoğun bu otomobilin üzerinde. O zaman sonucuna gelirsek Opel Corsa için değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim. Küçük sınıfta bir satın alım yapmayı planlıyorsanız çok iddialı rakipleri var, yenilenen rakipleri var. Onlara karşı oldukça dik durabiliyor Opel Corsa ve bu sınıfın bilinenlerine, bu sınıfın artık kimliği haline gelmiş modellerin karşısında da çok rahat bir şekilde duruyor. Bir önceki nesil Opel Corsa ile uzaktan yakından alakası yok. Mesela Opel'in Fransızlaşmasından korkuyorsanız, öyle bir tereddütünüz varsa aklınızda, bir önceki Alman Opel Corsa Almanlıktan ne kadar uzaksa bu otomobil Almanlığa o kadar yakın, herhalde böyle söyleyebilirim. Opel Corsa ile ilgili son sözler olarak. O zaman sanırım bu videonun sonuna geldik. Bu yağmurlu İstanbul gününden sizlere veda edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından kendinizi korumaya çalışın lütfen. Maskenizi takın, dezenfektanınızı sıkın elinize. Sağa sola dokunmamaya çalışın. İnsanlara çok fazla yaklaşmamaya çalışın elinizden geldiği sürece. Ve kendimizi korumaya çalışalım bu salgından. O zaman bay bay.